Bismillahirrahmanirrahim. İmam Hatip liseleri Arapça 10, ünite 7, el-vahdetu 7, vesailul ittisali iletişim araçları. El-dersul evvelu, birinci ders, el-ihtira'atu, ihtira'at buluşlar, icatlar demek. Hangi alanda? Fi mecalil ittisali. İletişim alanındaki buluşlar, iletişim sektöründeki buluşlar, mecaller, yani mecal, alan demek, sektör demek. Temhil, giriş. Zikr, bahset, zikret, anlat, söyle. Esma'e ba'zi vesailil ittisalat. Üskül söyle, esma kelimesi ismun, isman, esma, isimler demek. Bazı, parça, bir kısım. Vesailul ittisal zaten iletişim araçları demekti. Öyleyse iletişim araçlarının bazısını, yani bir kısmının ismini söyle. Hepsini belki söyleyemezsin ama aklına gelen birkaçını söyle diyor. Eyyü vesileti ittisali. Hangi iletişim aracını tufezzilu sen seçiyorsun? Eyye diyebiliriz gerçi. Tufezzilu sen seçiyorsun. Enti gizli zamir. Eyye vesileti ittisalin. Hangi iletişim aracını sen tercih ediyorsun, üstün tutuyorsun, beğeniyorsun. Ve ayrıca limada, niye, niçin, sebebiyle beraber neden tercih ettiğinden bahset. El muhteri'une. Muhteri'un mucitler. İcat edici kişiler yani. Mucitler kimler neleri keşfetmiş. Hunake burada vardır. Ne vardır? İhtira'atun buluşlar vardır. Öyle buluşlar, öyle icat edilmiş şeyler var ki mühimmetun önemli. Gayyarat değiştirmiştir o önemli buluşlar, önemli icatlar. Neyi değiştirmişlerdir? Yani gayyarat hiye fail olur. Neyi değiştirmişler? Esalibel ittisali. İletişim üsluplarını, iktisal iletişim demek, iletişim üsluplarını, yöntemlerini değiştirdiler. Fil alemi, alemde, dünyadaki iletişim şeklini, üslubunu değiştirmiş olan önemli icatlar vardır. Örnek şimdi başlıyor. Fi ami 1844, 1844 yılında am, yıl, sene manasına geliyor. Fi de, da, içinde. Fi ami 1844, yani 1804 yılı içerisinde Ersel'e gönderdi. Kim? Murs. Murs gönderdi. Murs derken şu an telgrafın mucizinden bahsetmekteyiz. Telgrafın icadı söz konusu. Kim telgraf icat eden kişi? Samuel Finley Brice Morse. Artık Morse, Morse nasıl okunacaksa Morse. Türkçe bir kelime değil, Arapça da değil, yabancı, artık İngilizce olsa gerek. Bu yüzden yazılışı da, okunuşu da Arapça'da birazcık problem olmakta. Murs gönderdi. Kim o? Muhteri'el telgraf. Telgrafın icatçısı, telgrafın mucidi olan Murs. Samuel Finley Brice Morse, artık yani İngilizcem olmadığından biraz yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Videoda unutmazsam tam burada orijinal yazılışı yer alacaktır. İşte bu kişi gönderdi. Berkiyeten diyoruz. Berkiye de telgraf ile aşağı yukarı aynı mana. Yani aynı mana diyebiliriz. Ondan bedel, ondan maksat. Telgrafın mucidi gönderdi. Ne gönderdi? Chat ve yani yazdı, bir yazı gönderdi. Fiha onun içerisinde. Ersel'e gönderdi. Ne göndermiş? Bir mesaj göndermiş. Ketebe yazmıştı fiha onun mesajın içerisine. Ne yazmıştı? İlk mesaj neydi? Mada ne halaga yarattı? Allahu Allah. Allah ne yarattı mesajını yollamıştı. Fakat şüphesiz ki kânet idi. Tilke bu. Nedir idi? Evvele berkiyetin ilk telgraf idi. Ursulet gönderilmiş tarihi tarihte. Tarihi gönderilmiş olan mesajdı.
Berkiye burada mesaj manası verebiliriz. İlk mesajdı. Upset gönderilmiş. Gönderilen ilk mesaj idi. Telgrafla beraber. Telgrafa mensup gönderilmiş bir mesaj idi. Birinci icat olarak telgrafın icadı. İşte hangi yılda icat edildi? Kim icat etti? İlk mesajda ne yer alıyordu? Bunlara değinilmiş oldu. Şimdi ikinci bir icat söz konusu. Ardından üçüncü icat. Bu şekilde birkaç icattan bahsedilecek. Efi'ami 1876. 1876 yılı içerisinde ittasale ulaştı. Graham Bell diye bildiğimiz kişi. Alexander Graham Bell. Devamında kim bu Graham Bell? Bundan maksat kimdir o? Muhteri'ül Hatifi. Yukarıda da yine muhteri'u ayn öpülecektir. Muhteri'ül Hatifi, hatif telefon demek. Muhteri'ül mucit. İcat eden kişi. Muhteri'ül Hatifi, telefonun mucidi Graham Bell. Ulaştı. Bi ahadil müsaidine. Lehu kendisine demek. Kendisine yardımcı olanlardan birine ulaştı. Ardından Gale dedi ki, ne dedi? Es-Seyyidu, efendi, vatsun, taali, gel, uridu, ben istiyorum, ke, senin, hunake, buraya. Seyyid, efendi demek. Vatsun, isim, insan ismi. Taali, gel, uridu, ben istiyorum, ke, senin, huna, buraya. Yani yanıma çağırıyorum, buraya gel diyor. İndeheşe, dehşete kapıldı, vatsun. Vatsun şaşırdı, hayırdır diye. Lihade savtil varidi. Varid gelen demek, ulaşan demek. Salt ses. Lihade savtil varidi. Gelen bu sesten dolayı, duyduğu bu sesten dolayı Watson endişeye kapıldı, dehşete düştü. Minel cihazi, cihazdan gelen sesten dolayı. Fakat şüphesiz kâne idi, yestemi'u işitiyor idi, yani işitmiş idi, ile evveli mükâmeletin ilk karşılıklı konuşmaydı bu. İlk olarak bir konuşmayı işitmişti. Konuşmayı işiten ilk şeydi. Hatifiyetin fit tarihi, tarihte telefon ile konuşmayı duyan, konuşma sesini işiten ilk kişi idi. Kim? Watson. Bu da bitti. Efi'ami 1895 yılında Ersel'e gönderdi. İtali gönderdi. Marconi ne gönderdi? Savtuhu, kendi sesini. Abral hevai. Abral hava ile beraber. Yani ne demek bu? Kablosuz demek. Dune istihdamin kablat. Kablo yardımı almaksızın. Kablosuz. Hava yolu ile sesini gönderdi. Kablosuz olarak sesi bir yerden başka bir yere ulaştı. Ve herkese aynı şekilde usturiya icat edilmiş oldu. El-Hatifu-Lasilki. Ne demek bu? Hatif telefon demek. Lasilki ile birlikte cep telefonu yani. Kablosuz telefon yani cep telefonu icat edilmiş oldu. Usturiya icat edilmiş oldu. Ne? El-Hatifu-Lasilki-yu. Kablosuz telefon yani cep telefonu da hakeza işte böylece uhtür yani icat edilmiş oldu. Ne? Cep telefonu. Emmel ihtira'u dördüncü icada gelince sehve o da yümessilu temsil ediyor. Neyi? Zirvetel ittisalati iletişimlerin zirvesini lihaddil an şu anda onun sınırını ifade ediyor. Haddin el ane şu anda haddini yani son noktasını temsil ediyor. Ne zaman? Fi evahiri ami 1971. 1971 yılında Ersel'e gönderdi ki kim gönderdi? Tum Linsun gönderdi. Ne göndermiş? Evvele Risaletin ilk Risale'yi, ilk mesajı. Öyle mesaj ki bu.
elektroniye, yani elektronik ilk mesajı, ilk yazıyı gönderen kişi oldu. Ve bilirler ki böylece esbaha oldu. Min sani'i tarihi. Tarihi mucitlerden birisi oldu. Sana yapmak demek de tarihi mucit diye çevirmek. Yani tarihin önemli mucitlerinden birisi olduğu şeklinde çevirmek daha uygun olacaktır. Ecip cevap ver. An resiretil atiyeti haseben nasi. Nassa yani parçaya göre aşağıdaki sorulara cevap ver. Bir madane ihtara'a icat etti. Samuil Morse. Samuil Morse ne icat etmişti? İhtara Samuil Morse el-Berkiyete. Yani telgrafı icat etmişti. 2. Madane gale dedi. Kim? Muhteri'ül hatifi, telefonun mucidi. Ne dedi? Fi evveri mükameletin hatifiyetin, ilk telefon görüşmesinde, konuşmasında ne demişti? Gale el-Muhteri'ü Es-Seyyid Watson Teali Uriduke Huna demişti. Yukarıda parçada var zaten. Peki ma nedir? El farku fark. Beynel hatifil erziyi ve el hatifil la. Bu iki telefon arasındaki fark nedir? Biri arzi telefon, diğeri lasilki telefon. Aradaki fark nedir? Fil hatifil lasikiyi yurselu gönderiyor es-saute sesi. Ersele yursilu gönderiyor. Es-saute sesi abral hevai. Hava ile beraber dune istihdami kablat. Kablo yardımı almaksızın hava yolu ile lasiki olan telefon sesi yolluyor, ulaştırıyor. Oysa erzi olan hatif, yani kablolu telefon, kablo vasıtasıyla bunu gönderiyor. Böyle bir fark var. Tekrar edelim. Fil hatifil lasikiyi Ersele yursilu. Yursilu es-savte avral hevai dune istihdami kablatin. 4. Eyyü ihtirain. Hangi icat yümessilu temsil ediyor? Neyi temsil ediyor? Ümmetel ittisalati. İletişim araçlarının zirvesini. Lihaddin zirvesini temsil ediyor. El ane şu anda. Risalet el elektroniyeti. Diyelim. Elektronik risale. Elektronik posta yani. Tümesilu temsil ediyor. Gimmetel ittisalati. Tekrar. Risaletul elektroniyetu tümesilu gimmetel ittisalati. Elektronik postalar günümüzde neyi? Ulaşım yani iletişim aracı, iletişim noktasındaki icatların zirvesini temsil ediyor. Sil buluştur beynel mecmuateyni, sağdaki soldaki yazıları birbirleriyle buluştur, onları kavuştur. Meta ne zaman uhturiat icat edildi? Ne el berkiyetu berkiye, yani telgraf ne zaman icat edildi? Cevap nerede geçecek? Cevap fi'ami 1844 olmalı, yani burası. Devamı bu. Buradan buraya bir çizgi çizilir. 2. Meta ne zaman uhturiat icat edildi? El hatifu telefon. Ne zaman telefon icat edilmişti? Fi seneti 1876. 3. Meta ne zaman ursilet gönderildi? Ne? Evvelu risaletil elektroniye diyelim. Elektronik e-posta ilk defa ne zaman gönderilmişti? Bunun da cevabı fi evahri am 1971. Men kim ihtara icat etti elberkiyete telgrafı? Morse icat etmişti. 5. Men kim ihtara icat etti el-hatifel-lasilkiyi el-hatifel-lasilkiye cep telefonunu kim icat etti? Marconi icat etmişti. 6. Men kim ihtara icat etti el-risaletel-elektroni elektronik postayı kim icat etti?
Tomlinson onu icat etmiş idi. Öyleyse ecri temrine alıştırmaları icra et. Devam et ona. El ateşe aşağıda yer alan alıştırmaları. Kemafi misaleyin iki örnekte de olduğu gibi. Ketebe eddalibu ederse ketebe fiil eddalibu fail ederse mef'ul. Öğrenci dersi yazdı. Şimdi ne yapacak? Kutibe eddersu. Buradaki olay şu. Malum fiil var sağ taraflarda. Sol tarafa sen bunun meçhulünü yaz. Fiili meçhul yaparsan fiilin meçhul olması demek yani faili meçhul demek. Faili meçhul ise faili meçhul ne demek? Yapanı bilinmeyen demek. Öyleyse faili silmen gerekir. Faili sildiğinde işlem tamamdır. Kısmen. Şöyle diyebilirim. Burada yapılacak iş mesaha fiil, e'dat fiil, ihtarama fiil, neşara fiil, şahede fiil. Hep ikinci kelimeler faildir. El-müderrisu, el-müderrisetu, el-telamizu, el-evladu, el-zurra, zuvvaru. Hep ikinci kelime derken genel kaide değil. Buradaki örneklerden bahsediyor. Bunların hep ikinci kelimeleri fail olarak verilmiş. Üçüncü kelimeler sabura, caize, muallim, haber ve methatet meful olarak verilmiş. İşte meçhule nasıl dönüştürürsün? Bir, evvela ilk kelimeleri yani fiilleri meçhul hale dönüştür. İki, failleri olduğu gibi sil, yazılan kaybetti, olmasın. Üç, mef'ulleri de merfu yap. Yani önce bir normal okuyun. Bu anlattığım kaideyi not alasınız yine de. Fiilleri meçhul yap. Yani merfu olacaklar. Merfu olacaklar derken yani mazi, fiil, öyle de merfu, böyle de merfu. Şöyle diyelim yine biz. Fiilleri meçhul yap. Failleri sil. Mef'ulleri merfu yap. Kural bu. Birazdan bunu icra edeceğim. Ketebe fiil eddali bu fail ederse mef'ul. Bunu meçhul yapmak için ne yapmışlar? Ketebeyi kütübe yani İlk harfi ötrele, ikinciyi esrele kaidesini uygulamışlar. İlk harf ötrelenmiş, fethadan ötreye geçmiş. İkincisi fethadan esreye geçmiş. Üçüncü harfi elleyemezsin zaten mazide. Böyle bir durum var. Peki darip kelimesi ne oldu? Silindi. Ederse mef'ul idi. Onun da sonuncu harfine ötre konuluyor. Eddersu oluyor. Mef'uller meçhul fiilde ne halini alır? Naibu fail halini alır. Başka bir örnek. Ersele gönderdi. Er-raculu adam. Er-risalete mesaj gönderdi. Mektup gönderdi. Ersele fiil. Er-raculu fail. Er-risalete mef'uldür. Ersele ur-sile olacaktır. Ur-sile. İlk harfi ötreledim. Sondan bir önceki harfi esreledim. Ur-sile. Raculu direkt sileceksin. Sildin. Er-risalete su olacak. Bakın derse der su. Sonuncu harf. Fetha'dan öteye geçiyor. Buna göre es-saburate es-saburatu caizeten caizetun muallime muallimu habera haberu methafe methafu mef'ulleri yani üçüncü kelimelerin hepsinin sonunu merfuladım. Hemen sağındaki kelimeleri yani failleri sildim zaten. Bunları hemen silin. İlk kelime de nedir? Mesaha, musiha. E'dat kelimesinde yine değişiklik yapılacak. E'dat yerine u'diyet olacaktır. Biraz ilaller falan var. E'da, yu'ti, u'ti, u'diyet. İlaller var. Bunu anlamak biraz altyapı gerektirir. Neyse, u'diyet. İhtarame, uhturime. Uhturime. Bu işin asli kaidesi şudur. Mazi ya bu fiil. Mazi fiilde sonuncu harfin zaten değişmez. Sonuncu harfin bir sağı esrelenir. Daha sağda ne kadar harf varsa zammelenir. İhterame. Sonuncu harfi eleyemezsin mazi olduğu için. Hemen sağını ne yapacaksın? Esre yapacaksın. Yani ra'yı ardından ne kadar harf varsa öteleyeceksin. Uhturime. Ne kadar varsa ötreleyeceksin diyorsun ama hayır ötrelemedin. Uh tu. Cizimli okuyorsun. Yani bir harf cizimli ise cizimli kalmaya devam eder. Ondan bahsetmiyorum. Ama bir harekesi varsa o hareketi de ötreye çevireceğiz yani. Olay bu. Ne şera ne olur nu şira. Niye böyle?
Sonuncu harfi elleyemezsin. Bir sağdan estreleyeceksin. Daha sağdan ne kadar harf varsa ötelersin. Şahede. Bu da özel kelimelerden birisi. Üzerinde ilal vardır. Altyapı gerektirir. Şahede şuhide diye meşhur olacak. Şahede şuhide diye meşhure çevirin. Bu kelime silinir. El evladu silinir. Et terami silinir. El müderrisi silinir. El müderris silinir. Sonuncu kelimelerde merfu yaparsın. Mesahe sildi. El müderrisi öğretmen. Es-saburate tahtayı. Kim sildi? Öğretmen belli. Ben bunu meşhur yapmak istiyorum. Yani kimin yaptığı belli olmasın. Kimin yaptığı belli olmayacaksa evvela yapanı sil yani. Öğretmen sildi diyorsun. Öğretmeni bir yok et buradan. Bu durumdan musiha yapacaksın. Musiha, tabii musihat hatta müennes olacak. Çünkü bu kelime de müennes. Musihat es-sabburatu diye buraya yaz. Musihat es-sabburatu tahta silindi. Kim tarafından? Belli değil. Silindi. Meçhul. A'dat verdi. Kim? El müderrisetü. Öğretmen ne verdi? Caizeten. İzin verdi. Belge verdi. A'dat. Kim verdi yani bunu? Müderrise. Bayan öğretmen. Ben bayan öğretmeni buradan silersem kimin yaptığı belli olmayacak ya hani. Bu durumda fiili de meçhul yapacaksın. U'diyet verildi. Ne? Caizetun. Belge verildi. İzin verildi. Kim tarafından? Kime? Belli değil. Niye? Meçhul fiil. Naibu fail oluyor bu kelimeler. En sol taraftakiler. Aslında şu dizilim, şu sıralamaya göre mef'uldürler. Failleri yani ortadaki kelimeleri sildiğimizde mef'uller naibu fail olurlar. Naibu fail ne demektir? Naib vekil demektir. Naibu fail, failin vekili. Yani müftü vardır, müftü olmaz, müftü vekili. Kaymakam olmaz, kaymakam vekili. Onun yerine işe bakıyor yani. Ama aslı geri gelirse o zaman ne olur? Vekili oradan silmek zorunda kalır. O da asıl görevine döner ki asıl görevleri naibu failleri nedir? Mef'ullüktür. Fail varsa bunlar mef'ul olur. Fail istersen aslında mef'ul olan kelime naibu fail olur. Böyle bir durum vardır. Hatta biz bu konuyu bir müftüyle konuşuyorduk yani. Meçhul fiil konusunu pek anlaşılmamıştır diyordu. Yani anlaşılmadığını o da farkında. Anlaşılabilmesi için biraz duruyorum üzerinde. Mef'ulleri naibu fail olmaya doğru yönetiyoruz. Mef'uller naibu fail olurlar. Ne zaman faili silersen failin yerine mef'uller bakar. Mesela fiil, müderris fail, sabura mef'ul. Faili bir sildin, müderrisi bir silersen es-sabbura aslında mef'ul idi ama fail silindikten sonra naibu fail olur. İhtarame hürmet etti, saygı gösterdi. Telamizu öğrenciler el-muallime öğretmene. Telamizunu silersem uhturime saygı gösterildi. Kime el-muallimu öğretmene. Naibu failler merfudur dikkat edin. Muallime değil, muallimu yapacaksın. Öğretmene saygı gösterildi. Kim tarafından? Belli değil. Neşra neşretti, yaydı el evladı. Çocuklar ney el habera haberi. Kim yaydı? Çocuklar. Bu çocukları bir silersem ne olur? Nuşira yayıldı ne el haberu haber yayıldı. Nuşira meçhul fiil olur. El haberu naibu fail olur. Haber yayıldı. Kim yaydı acaba? Kim tarafından yayıldı? Belli değil. Fiil meçhul. Şahede gördü, izledi, baktı. Ez-züvvaru ziyaretçiler ziyaret ettiler yani baktılar, gördüler. El-methafe müzeye. Ez-züvvaru faildir. Sersen şahede, şuhide bakıldı, görüldü. Görüldü. El-methafu müze şeklini alır. Alecet muayene etti el-dabibetu bayan doktor el-merize hastayı. Alecet kelimesinde şimdi değişiklik yapacağız. Ne olacak? Ulice muayene edildi. Kim? El-merizu hasta. Alecet fiil el-dabibetu fail el-meriza mef'uldür.
Aleceti ulice yaptığında meçhul fiil el-merizu naibu fail olur. Dabibe kelimesi faildir ama onu siliyoruz. Böyle bir durum oluyor. 8. Saadet sevindirdi, yardım etti. El-hukumetu hükümet kime? El-fukarae yoksullara hükümet yardım etti. Kim? Hükümet yaptı. Hükümeti silersen saadet su'ide yardım edildi. Kime? El-fukara u fakirlere. Meçhul fiil yaptığımızda yani failleri sildiğimizde aslen mefur olan kelimeleri de naibu faile çevirdiğimizde naibu faillerin mefu olacağını asla unutmayın. Naibu failler mefudur. El-meri-va değil artık. El-meri-vu olur. İhtersen seç el-kelimete kelimeyi. Gayir sonra da tağyir et, değiştir. El-münasibete münasip olanı kemafil misali örnekte olduğu gibi. Bakalım şimdi neler yapılmış. Kitabetun, kitabe bir yazı demektir. Yazın, yazış. Kitabe, yazı. El-müşteri, el-müştera bu bir yazı mıdır? Değildir. Kırmızı zaten çarpı yemiştir. Et-tekarira, tekarir. Tekarira, tekariru onay manasına geliyor. Er-resail, risaleler. Mektuplar manasına geliyor. Kitabe yazıydı. Er-reddu ala falanca kişiye cevap. Bu nedir? Olumlu işte yeşil işareti koyuyoruz. Resailul elektronik. Elektronik mesaj. E-posta yani. Bu da yeşil. Mükameletu hatifiye. Bu da nedir? Telefon görüşmesi. Yeşildir. Televizyon, televizyon manasına gelir. Bir yazın söz konusu değildir. Şuradaki gibi bir çarpı koyabilirsiniz. 3'e geldik. Et-tevki'u ala imza atmak. Tevki'u ala risaleti mektup üzerine imza atmak. El-içtimai toplumsal demektir ki yazıyla alakası yoktur. Çarpı. El-akdu akit sözleşme demek. Akit yazıyla da olabilir. Dolayısıyla yazıya uygundur. Yeşil işaret konulur. El-amelu fi el-amel çalışmak demek. Fi şirketin şirkette çalışmak. Bunlar yine yeşil olarak duruyor. Mektebun mektep kütüphane. Takrir onaylamak yine çarpı. Müşareket ortaklık. Er-resail risaleler, yazılar ki şurada geçmişti zaten. Burada yeşil ama burada kırmızı olarak yer almakta. Muhazarat kelimesi var. Bu da hazır olmak, karşılıklı hazır olmak manasında yeşildir. El-içtimaatu toplumsal, topluluk manalarına gelmektedir. Bu da yeşil olur. İmle doldur el-feragati boşlukları fir-resaili savtiyeti sesli mesajlardaki boşlukları. Etalet aşağıda yer alan sesli boşlukları, sesli mesajları yani. Fir resail mesajlar, fir resailis savtiyeti taliyeti. Resail, mefail aslında gayrı mustarip kalıbı ama eliflamlı olduğu için kendisi an itibariyle esre ile mecrur durumu söz konusu. Eliflam almasaydı o zaman fetha ile cer hali olurdu. Bir resail savtiyeti taliyeti aşağıda yer alan sesli mesajlardaki boşlukları doldur. Müstaînen yardım alarak bir kelimeti bil kelimatil atiyeti aşağıda yer alan kelimelerden yardım alarak o kelimelerle beraber onlardan yardım alarak aşağıdaki sesli mesajlarda bulunan boşlukları doldur. Min fazlik lütfen demekti. Lütfen sonra nokta nokta nokta. Seccil. Seccil doldur demek. Risaleteke, risalenin mesajını se'eudu sonra ben döneceğim ileyke sana fi ekrabi fırsatin en yakın vakitte sana döneceğim. Fi ekrabe fırsatin fırsaten fırsatin dedi ama esleyle en yakın fırsatta döneceğim. Yani burada ne var? Burada
Bu şekilde bir durum var. Seccele kelimesini tercih ettik. Lütfen yani mesaj bırak diyor. Risale-i Teker mesajını bırak. Müsait olunca ben döneceğim diyor telsekreter. İkide ne vardır? İzgat var. İzgat bas tıkla. Alel rakami 9. 9'a tıkla. Li tercemeti İlel İnciliziyeti İngilizce'ye tercüme için 9'a tıklayın diyor. Yurca umuru erit salu iletişim şima ba'de birazdan. Aradığınız kişiye birazdan ulaşılacaktır diyor. Birazdan ulaşılır. Şu an meşgul yani. Er rakamul lezi o rakam ki tetlubu sen istiyorsun. Hu onu. İşte o rakam nedir? Meşgulun. Meşguldür. Haliyen hala. Unkur tıkla. Neye tıkla? Er-rakame dahiliye. Dahili rakama tıkla. Lişşahsi. Şahıs için. Elli de o şahıs ki tetlubu. Sen istiyorsun. Bu onu. İstediğin şahsa ulaşabilmek için onun dahili numarasını çevir diyor. Er-rakamu lezi. O rakam ki tetlubu. Sen istiyorsun. Bu onu. İşte o rakam nedir? Gayru müstahdemin kullanılmıyor. Yani yanlış tuşa bastım diyor. İmle sende olur el feragati boşlukları bil esirete münasebeti. Münasip sorularla beraber de olur. Soruları sen koyacaksın. Müstaînen yardım alarak bil kelimati kelimelerden. O kelimeler ki minel kaimeti. Şu kutularda yer almaktadır. Bu kelimelerden yardım alarak soruları oluştur diyor. Yani daima soru olurdu, cevap istenirdi. Bu defa sorular da bizlerden beklenmekte. Bir mesela şurada ne yazıyor? Kable önce demektir. Mi'e yüz demek. Kable mi'eti seneti. 100 yıl önce. Hel kânen nasu. İnsanlar mı idi? İnsanlar şöyle miydi 100 yıl önce diyor. Nasıl mıydı? Yesugune es-seyyaratu. Yesugune sürüyorlar mıydı? Neyi? Es-seyyarat. Es-seyyarati. Arabaları sürüyorlar mıydı? Yesugune o insanlar. Sürüyorlar mıydı? Neyi? Es-seyyarati, arabaları, taksileri sürüyorlar mıydı? Vaffay çünkü. Arabaları sürüyorlar mıydı? Es-seyyarati. Bir soru. Cevap vermene gerek yok. Sadece soru yani. Soru oluştur diyor zaten. İki de bir dairati uçakla beraber. Ne o? Misafirune. İnsanlar yolculuk yapıyor muydu? Bir dairati uçakla beraber. Üç. Ya'melune çalışıyorlar mıydı? Alel hasubi bilgisayar üzerinde. 4. Yuşahidune izliyorlar mıydı? Et-tilfizyune televizyon izlerler miydi? İzliyorlar mıydı? İzleyemiyorlardı veya. 5. Eşşukalata çikolata demek. Ye'kulune yiyorlar mıydı? Eşşukalata çikolata yerler miydi? 6. Yahfezune ezberliyorlar mıydı? Malumatlar fi ekrası müdemmece ekrası müdemmecetin ekras müdemmece ne manaya geldi burada söz konusu o da CD manası CD'lerdeki malumatları bilgileri izleyip ezberliyorlar mıydı? Yücrune çekiyorlar mıydı? Kelime burada. Ne çekiyorlar mıydı? Mükalemati hatifiye. Geç oraya değil de yeltekidune seçebiliriz. Karşılaşıyorlar mıydı? Neyle? Mükalemati hatifiyetin telefon konuşmaları ile karşılaşıyorlar mıydı? Şeklinde söyleyebiliriz. Daha sonra 8 için Yerkabuğuna biniyorlar mıydı edderacati bisikletlere? Yücurune es-suvera resimler çekiyorlar mıydı? 10. Vesaire elektronik diyor. Yani e-posta gönderiliyor muydu? Gönderiyorlar mıydı? Demek ki yursilune gönderiyorlar mıydı? Ne? Resaile elektroniye, elektronik posta. 11. Bentula
pantalunat jeans, yani kot pantolon manasına geliyor bu. Yelbesune giyiyorlar mıydı kot pantolon? 12 bil kalemin caf yektubune yazıyorlar mıydı bil kalemin cafi? Dolma kalemle beraber yazı yazıyorlar mıydı 100 yıl önce? İkra oku el ayetel kerimete, ayeti kerimeyi oku. Kadir suresi Suratul Kadr 97. sure oluyor bu. 1 ila 5. ayetler yazılmış. Yani Kadir suresinin tamamı buraya yazılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. İnna şüphesiz ki biz enzelna indirdik hu onu. O derken Kur'an-ı Kerim'in kastedildiği yönünde ağır görüş var. Yani Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Ne zaman? Fi leyletil kadir gecesinde. Ve ma edrake, sana ne bildirdi? Ma leyletul kadri, kadir gecesi nedir? Sen ne bilirsin diyor. Leyletul kadri, kadir gecesi nedir? Hayrun, daha hayırlıdır. Neyden? Min elfi şehrin, bin aydan. Tenezzelu iner el melaiketu melekler ve daha ne iner? El ruhu, ruh da iner. Nerede? Fiha, o gecede, o günde, o zaman diliminde. Bi izni rabbihim, Rablerinin izniyle inerler. Min kulli emrin, her bir işten dolayı inerler. Selamun, esenlik vardır hiye o gecede, hatta ta ki metla'il fecri doğana dek, fecir vaktine kadar esenlik vardır. Kadir suresi, yani bilinen bir yer, Kur'an-ı Kerim'den mealini bir kere okumanızı öneriyorum. Böylece bir